Herkese merhabalar. İsmim Cansu Özcan. Uzman biyolog ve kuş gözlemcisiyim. 2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunan bazı yırtıcı kuş türleriyle ilgili araştırma ve koruma çalışmaları yürütüyorum. İlkbahar kuş göçünün devam ettiği bu günlerde COVID-19 salgını nedeniyle bütün arazi çalışmalarımızı durdurmuş durumdayız. Ve kuş göçünü kendi balkonlarımızdan izliyoruz. Sizler de kuş göçünü kendi balkonunuzdan izleyebilirsiniz ve şahin ve küçük orman kartallarını görebilirsiniz. Türkiye'de kuş göçü dediğimizde yırtıcılar içerisinde hemen aklımıza gelen iki tür vardır. Bunlar şahinler ve küçük orman kartallarıdır. Bu iki tür çok fazla sayılarda Türkiye'nin kuzeyine bu dönemde göç ederler. Küçük orman kartalları orta büyüklükte bir kartal türüdür. Ve dürbünle baktığımızda tamamen kahverengi gözükür. Ama daha detaylı baktığımızda örtü tüylerinin uçma teleklerinden, uçma tüylerinden daha açık kahverengi olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda örtü tüylerinde örtü tüyleriyle uçma telekleri arasında bulunan iki tane virgül şeklinde beyazlık küçük orman kartalını diğer kartallardan ayıran en önemli özelliklerden ikisidir. Küçük orman kartalları sadece Türkiye'de göç zamanında gözükmezler. Aynı zamanda Türkiye'de ürediği bölgelerde vardır. Şahinler ise hemen hemen herkesin arazide gördüğü ve bildiği bir yırtıcı kuş türüdür. Şahinlerin örtü tüyleri kahverengi, uçma tüyleri ise kirli beyazdır ve alt tarafında bizim gözlediğimiz iki tane büyük benek vardır ama bu gözler Kızıl Şahin'de daha belirginken Şahin'de daha az belirgindir. Aynı zamanda Şahin'de boynunun alt kısmında gövdede kolye dediğimiz beyaz bir çizgi bulunur. Bu da Şahinler'de vardır ve Kızıl Şahinler'de bu yapı gözükmez. Şahinler de tıpkı küçük orman kartalı gibi sadece göç döneminde değil, Türkiye'de kış aylarında, tarım arazilerinde ve diğer açık arazilerde görülebilir. Aynı zamanda Türkiye'de bazı bölgelerde üremektedir. Kartallar şahinlere göre daha iri ve güçlü gagalara ve pençelere sahiptirler. Aynı zamanda daha geniş kanatlara sahiptirler. Umuyorum ki bu salgın günleri geçecek ve bizler sonbahar göçünü arazide keyifli bir şekilde dürbünlerimizle hep beraber izleyebileceğiz. Herkese sağlıklı ve bol kuşlu günler diliyorum.